Şimdi çok acayip bir şey yapmışlar. Böyle fragmanı da izlediğinizde, filmi de izlediğinizde Game of Thrones gibi zaten fragman böyle gümbür gümbür geliyordu. İşte geçtiğimiz cuma vizyona girdi. Deliler, Fatih'in fermanı. İki değerli oyuncusu burada. Bir de Serenay Aktaş burada. Şimdi ben nasıl bağlayacağım? Şimdi iki Fatih'in fermanı, Deliler filminin oyuncusu. Serenay Aktaş'ın hayatında böyle çalışırken futbol oynuyor. Bayağı profesyonel futbolcu. Ardından başka işlere ve oyunculuğa geçiyor. Ama dedim hani Deliler mi kovaladı? Yani buradan böyle bir geçiş mi yapayım diye düşündüm. Çünkü bir bağlantı bulamadım ama bence aranızda kaynaşın. Bağlantıyı kendiniz ama Serenay da karakter olarak bizim mahalleden sayılır ya. Survivor o kadar fiziki üstünlüğü olan, güçlü, kuvvetli, bu kadar başarılı, hani bizim mahalleden sayılır yani. Şey, hiç futbol oynarkenki görüntülerini gördünüz mü? Ben bir iki kere görmüştüm galiba. Çok acayip. Seyrettim hepsini. Çok acayip. O ne öyle ağlara topu göndermeler, goller. Yani forvet olarak görevimi yaptım. Bir de uzun uzun saçlarla oynuyor. Evet. Ay tamam, film çok önemli ama şu uzun uzun saçlarla bir getirelim mi futbol görüntülerini şu anda? Forvet olarak. Evet. Farklı bir forvet olarak karşımızda sahalarda. Peki hakikaten neden bu diye soracağım. Yani top evet hayatın merkezinde duruyor. Bütün verdiğiniz röportajlarda da bu öyle ama nereden başladı? Ya çocukluktan başladı aslında. Bir de babam benim çok koyu Galatasaraylı. Omuzunda maçlara gidermişim küçükken babamın. Ondan sonra kendim de herhalde iyice merak edip sokak aralarında oynamaya başladım. Daha sonra da kadın futbol takımlarını öğrendik. Bir 4 sezon falan oynadım. 2014'ten beri de hiç oynamıyorum. Bıraktım tamamen. Çünkü profesyonel değil. Yarı amatör, yarı profesyonel olarak geçiyor. Bir de oyunculuğa çok engel olmaya başlamıştı artık. Hı hı. O yüzden bıraktım ama benim için tabii bir tutku. Arada halı saha falan yapıyoruz biz de. Haftada bir mi hocam? Haftada bir. Arkadaşlarla halı saha var mı haftada bir? Şu ara yok. Çünkü hem sakatlığım falan da vardı. Biraz korkuyorum. Erkekler tabii ki daha sertler bize göre. O yüzden biraz riske atmıyorum kendime. Sizde halı saha var mı? Yetkin abi. Eskiden vardı ama şimdi öyle bir şey ki sahneye çıkıyoruz her gün. Tiyatroda oyun oynuyoruz ve halı saha özellikle tehlikeli. Evet. Isınmadan falan başlayabiliyor insan. Bir de akşam saatleri alıyor. O gruplara öyle uyuyor çünkü o saatler uyuyor. O saatlerde kaslar yorgun olabilir. Ayağımızı bir burkarsak, bir aşil tendon koparırsak Allah muhafaza tehlikeli. Yani kalede durmayı arada geçiyorum ama artık öyle oynamıyorum tabii ki. Ben de uzun zamandır böyle çok halı saha macerası ya da böyle aksiyon içerikli şeylerin macerasında yaptığım iş mesleğimizin haricinde maalesef olamıyor. Çünkü profesyonel şirketlerle yaptığınız anlaşmalarda da mesela benim motosiklete binmememi bile kontrata döken yapımcılarla çalışıyoruz. Çok da haklılar. Çünkü kocaman bir işe bir yatırım yapıyorsunuz ve oradaki aktörünüz gidip halı sahada abi biz şu anda ayağım kırıldı benim kusura bakmayın bundan sonra ben yokum deme gibi bir şansınız yok. O yüzden maalesef gidemiyorum ben de. Zaten bütün ekstrem sporlar için geçerli herhalde değil mi? Maalesef. Sizin iş özelinde. Yani öyle tabii ama bir yandan da bu tutkudan da vazgeçmemek lazım. Evet. Şimdi böyle Cem söyleyince ben riskleri düşündüm. Yani biz şehir içinde bile risk altındayız zaten. Evet. Bir yerden bir yere ulaşırken bile bizim dışımızda da başımıza bir şey gelebilir de biz fazlasını almayalım diye. Hani gereksiz riske girmeyelim diye uğraşıyoruz. Yoksa ne güzel söyledi Serenay, oyunculuk dedi. Burada da oyunculuk yapıyor. İster şeyde olsun, yeşil sahada olsun, parke üzerinde, boks ringinde, şurada burada o oynama coşkusu, takım oyunu, birlikte olmak, hedefe odaklanmak bunların hepsi çok mutluluk verici şeyler. İnsan kendini nerede iyi hissediyorsa onu yapmaya devam etmeli.
Hocam bence. Siz konuşsanız biz sabaha kadar dinlesek şöyle. Yetkinleri bulmuşum ya, değil mi? Ben Yetkin abiyle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Biz mesela ben projeyi tasarlayıp genel hikayesini yazdıktan sonra bir Baba Sultan diye bir karakterimiz var ve bizim baş karakterimiz. Hı-hı. Delileri bu karakteri yetiştirmiş. Delilerin babası gibi bu karakter ve çok iyi bir aktör lazım bize gerçekten o kadar. Çünkü bütün filmi o anlatıyor. Hı-hı. Onun sesiyle başlıyor ve onun sesiyle biten ve onun görüntüleriyle biten, başlayıp biten bir filmimiz var bizim. Bu filmin içinde de şöyle bir handikapımız vardı abi bizim. Çok iyi aktör olmalı, inanılmaz iyi sesi olmalı ve delilerin babası gibi komutanları olduğu için, delileri yetiştiren adam olduğu için de fiziği de çok iyi olmalı. Biz bayağı düşündük. Bir gün böyle Osman, ben, Sibel üçümüz beraber dururken işte aynı konuşmayı burada yaptığım konuşmanın aynısını yaptım orada. Birbirlerine bakıp biz üçümüz beraber böyle ya Yetkin abi dedik ve orada ondan sonra da Yetkin abi. Bütün bunları bana söyleseydin bu rol benim değil derdim zaten bu söylediklere çünkü. Estağfurullah. O zaman reklam ardından da delileri konuşacağız. Kim bu deliler? Deliler gibi giyinip sağa sola saldırıyorlar. Evet. Dolmuş parasına futbol oynamak, garsonluk yapmak, bu kadar yoldan geçmek. Oyun kaybetmek için oynanmaz. Şu ana kadar yaşadığımdan ben şunu anladım. Vallahi ben öyle bir şey söylemedim. Yani talep etmek değil, kendini sessizleşerek yerine koymak. Ben trafik yol verilsin istiyorum bana. Hı-hı. Yol vermem gerekir. Vatandaşlık görevlerimizi yapsak yeterli aslında. Şimdi burada o konulara hiç girmeyelim. Çok yanlış bir yere parmak bastınız. Süt sal. Om. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Cenk hadi yağdır fragmanı. Sen Eflan gördüğü en büyük komutansın. Mehmet'i yok edeceğim. Onu tarihe gömeceğim. Tarihte bir kişi bile Mehmet'i hatırlamayacak. Bir kişi. Baba Sultan. Vazife sendedir. Osmanoğlu mülkünün deli evlatlarına haber ilet. Ferman Hakan'ımızındır. Yola tez varın. Zulmün cezasını tez verin. Yakasın! Onların yaptığı bütün zalimlikleri anlatacağım. O zalimlikleri anlatman için Allah'ın yanına gitmene gerek yok. O zaten seni duydu. Duydu ki intikamın için aslanlarını gönderdi. Majesteleri. Bu silahla bütün şehirleri fethedeceksiniz. Hakan'ımızın fermanı cümle mazlumların ağı içindir. İşte insan sevince bırakamıyor. Bizim yolumuz kadınlara ve sabilere göre değil. Bilirsen kardeş, kavuşmak zor olunca özlemeşten korkar insan. Herkesin tanrı dediği, herkesin korktuğu sen. Sen benim babamsın. Filat teker teker bütün ailemi kopardı benden. Konstantinopolis bir gecede düşecek. İçinde yaşayan tek bir canlı bile kalmayacak. Benim derdim bir şehri düşürmek değil. Benim derdim tarihin akışını değiştirmek. Meydanda kalırsam... Yazılsın cesur. Kader de ne varsa o gelir başa. Perular. Ne havalısınız. Tüyler diken diken. Evet ya. Hem fantastik biraz böyle değil mi? Evet. Hem masalsı. Evet. Sinema yapılıyorsa fantazya sözcüğü öyle çok göğün yedi kat üzerinde bir şey değil. Çünkü insanoğlu zaten o hayali kuran varlık. İnsan içinde dış evreni kadar büyük bir evren barındırıyor. Sinemada ona yaklaşmaya çalışıyor işte. Kendi kendimize anlatamıyoruz bazen. Hı hı. Birlikte olmamız lazım. Müthiş bir ekip. Gurur verici bir çalışma.
ben ilk fragmanın basın tanıtımında şöyle hissettim, gerçekten hissettim. Hep böyle Türk sineması, Türk sinemasına bir şey yapıyoruz, oradan bahsediyoruz. Ben dedim ki umarım dünya sinemasına güzel bir katkı olur. Çünkü çıta orada, evet. O kalitede, aksiyon sahneleri muhteşem. Çok güzel oyuncular toplanmış. Çok iyi niyetli, çok yatırımlı. Güzel de bir hikaye tarihimizden. Evet. Böyle etkileri umarım hep beklediğimiz gibi olur. Çok da hani bilinen hikayelerden değil galiba, dünyaya katkı sağlaması düşünüldüğünde. Kim bu deliler? Şimdi aslında benim de tarih sahnesinde çok döküman olarak delilerle ilgili resmi dökümanlar yok. Çok az dökümana ulaşabiliyorsunuz. Hatta bazı tarihçilerimiz bahsederlerken 1500'lü yılların başlarında delilerin Osmanlı tarihinde ve savaş sahnelerinde çıktığını ve görüldüğünü yazıyor. Ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onlarla ilgili belge 1500'lü yıllarda var. Bence 1200'lü yıllardan beri deliler varlar. Hani bir günde olup bitmediler. Bu çocuklar, bu gaziler Bosna Sancak Beyliği'ne bağlı Semendre grubunda bir ocağa bağlılar. Bosna Sancak Beyliği'ne bağlı bir ocaklar. Deliler Ocağı denilen bir ocak var. Balkanlarda yaşıyorlar ve %80'i Boşnaklardan ve diğer kısmı da Arnavutlar, Makedonlardan oluşan bir askeri birlik. Dünyada tabiri caizse çakması ilk yapılan askeri birliklerden bir tanesi. Mesela Polonyalılar deliler gibi giyinip sağa sola saldırıyorlar. Çünkü o zaman o coğrafyada o kadar önemli ki deliler. Osmanlı'nın mücadele ettiği diğer ülkeler bunların insan olduğuna bile inanmıyorlar. Çok uzun bir dönem inanmıyorlar. Diyorlar ki ya Osmanlı ordusunun en önünde gelen bir grup var fakat insan değiller. Hayvan da değiller. Bir şeye de benzetemiyoruz. Hani 2 metre boyunda işte kafasında kurt postları olan, üstünde kaplan postları olan değişik tarzda kıyafetlerle ve hiç korkusuz üstüne koşan bir askeri gruptan bahsediyoruz. Bunlar sadece fiziki anlamda güçlü değiller. Çok zeki adamlar bir kere. Çünkü seferlerin olmadığı dönemlerde bütün istihbarat işlerini ve oradaki sınır gözlem işlerinin hepsini deliler yapıyorlar. O yüzden çok başarılılar. Ben ilk 2000 işte bundan 9 yıl önce falan Bosna'da tesadüfen biliyordum delilerle ilgili bazı şeyler okudum, dokümanlar vardı ama orada bana bir anlatımda bulundu çok sevdiğimiz bir dostumuz ve ondan sonra çok dikkatimi çekmeye başladı ve bizim aslında bu izleyecekleri 23 Kasım'da izleyecekleri film 8 yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan bir film. Ben bunun bütün projesini tasarlarken, bu genel hikayesini yazarken tam 8 yılımızı aldı. Çünkü bakın görsellerde de baktığınızda her şey o kadar çok gerçek yaşıyor ki. Mesela evet. O işte çok meşhur bir dizi var ya dünyada, Game of Thrones, Vikingler. İşte bu üstümüzdeki kostümlerin yapıldığı kumaşları Game of Thrones'un kumaşlarını üreten fabrika üretti. Denizli'den değil mi? Evet. Mesela bizim ayakkabı grubumuzu işte Vikinglerin bütün ayakkabı grubunu, çizme grubunu üreten firma üretti. Herkes zannediyor ki bunlar uzayda yapılıyor. Hayır, uzayda yapılmıyor. Aslında o meşhur dizileri de uzayda yaptırmıyor bunları. Bir tanesi Denizli'de kumaşı üreten fabrika, diğeri de Gaziantep'te ayakkabıları üreten fabrika. Yemeniciler. Evet. Orada çok ünlü bir Yemenici var, evet. Abi. Vikinglerinkini o yapıyor mesela. Tarihi kronolojinin üstünden çok fazla sapmadan gerçek yaşanmış bir hikayeyi delilerin üzerinden anlatmaktı bütün derdimiz ve ben çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir ekibimiz var. Yetkin abinin de söylediği gibi çok iyi bir oyuncu kastımız var ve en az Yetkin abi benim kadar ve benim gibi benim kadar diğer oyuncu arkadaşlarımız da var güçle bu işe sarıldılar. Tüm ekibimize ben bir kere daha teşekkür ediyorum buradan. Gerçekten hani kan ter gözyaşı bir iş çektik ama sonuna kadar ülkemize, bayrağımıza, toprağımıza yakışacak. Aynen Yetkin abinin dediği gibi dünya sinemasına bir katkıda bulunacak bir iş çekmek adına elimizden gelen her şeyi yaptık. Ha, bundan sonra devamı da ne yaparız? Bununla istediğimiz karşılığı görürsek, istediğimiz devamı tevazuyu... gelir mi bunun? Tabii ikinci hikayemiz hazır. Hı hı. Hazır. Hani... Bir taraftan da hikaye Kazıklı Boy Oda diye tarihte bildiğimiz gerçeğin başka bir tarafını da anlatıyor aslında. Şu kısa bir şey söylemek istiyorum burada. 2014 yılında Dracula Untold diye çok yüksek bütçeli bir film yaptılar Hollywood'da. Ve maalesef bu film bizim ülkemizde de vizyona girdi. Ta ki ben o dönemki sevgili bakanımızla bakın efendim bu böyle bir film, bu bir vampir filmi değil denildiği zaman hani bir bakalım içeriği nedir denildiğinde anladılar. Bu filmde aynen bizim karakterlerimizin içerisinde var olan Vlad Tepeş. Hı hı. Aslında soy ismi Dracul. Tepeş vali anlamında, prens anlamında kullanılan bir titr.
Bu adamın hikayesini anlatıyor. Bu dünyanın en naif insanı, halkını inanılmaz seviyor, kimseye zarar vermeyen, halkıyla musmutlu yaşarken Fatih Sultan Mehmet Han geliyor, diyor ki çocuklarınızı vereceksiniz, kadınlarınızı vereceksiniz, paralarınızı vereceksiniz, köyünüzü vereceksiniz, her şeyinizi bize vereceksiniz diyen bir cani gibi anlatmışlar. Ve filmin sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Benim en çok üzüldüğüm ve trajikomik bir durum var. Diyor ki ya ben bu Osmanlı'yla başa çıkamam, nasıl yapacağım? En iyisi gideyim kendime bir, dağda bir vampir var, bu vampire bir ısırttırayım kendimi, ben de vampir olayım. Gidiyor kendini ısırttırıyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın 400 bin kişilik Yeniçeri ordusuna, o da 400 bin kişilik Yaras ordusuyla beraber gidip bütün bizim ordumuzu katlediyor. Ve finalinde de Fatih Sultan Mehmet Han'ı, cennet mekan sultanımızı ısırarak öldürüyor. Film de böyle bitiyor. Yani. Evet. Sizin Deliler hikayesinden haberiniz var mıydı filmden önce? Ben de aynen Cem gibi ben tarihin satırlar arasında rastladım. Bu tabii ki bir araştırmayı gerektiriyor ama yine belirttiği gibi bu delilerin bir özelliği de zaten bir takım girişimlerde bulundukları için kendilerini çok fazla belli etmemeleri. Yani böyle bir ana akım şeklinde bir Yeniçeriler gibi, Ocak gibi değil de daha çok o gizli görevleri özel bir takımla ve bir üstattan, bir yüksek otoriteden o itkiyi alıp da gerçekleştirdikleri için zaten satır aralarında kalıyor. Zaten yarı gizli kalıyor yapıp ettikleri. Hı hı. Bu anlamda da çok tarihsel olarak biz öyküleriyle karşılaşmıyoruz aslında. Evet. İşte aslında Yetkin abi çok doğru şeyler söylüyor. Mesela Yetkin abinin oynadığı karakter Baba Sultan karakteri tarihte tam olarak Odman Baba ile örtüşüyor. Odman Baba da Fatih Sultan Mehmet Han'ın da hocası. Ve delilerin en önemli komutanlarından ve ocağın kurulmasındaki büyük sebeplerden bir tanesi. Deliler Osmanlı saraylarında pek gözüken bir askeri grup değiller. Halkın içinde de gözüken bir askeri grup değiller. Aynen Yetkin abinin söylediği gibi bu çocuklar, bu gaziler sadece sefer döneminde işte Odman Baba ya da Baba Sultan gibi başlarındaki liderleri görevi verdiği anda ortaya çıkıyorlar ve görevleri bittiğinde bir daha hiç kimse yine onları görmüyor. Buradaki deliler bizim şu anda Türkçe'de anladığımız anlamdaki deliler değil mi? Hayır değil. Türkçe'de deli dediğimiz meczup akli dengesi yoktur anlamında bir kullanımımız var ya. Bu aslında Osmanlıca'da deli kelimesi, yani deli kelimesi çok güçlü, korkusuz ve gözünü pekten esirgemeyen, çok cesaretli anlamında. Yani meczup anlamında kullanılmıyor. Yani bir bakıma şöyle galat diye bir şey var ya, delilik bizim halk arasında adam deli şeklinde bir eleştiriye dönüşmüş. Ama onun kaynağında yine bir doğruluk var. Deludan geliyor. Tabii. Sizin söylediğiniz yine bir anlamda doğru. Galatı meşru olmuş. Yani eskiden delikanlı dendiğinde, yani coşkuyla delicesine yapan anlamında. Deli sadece akıl hastalığı olan biri değil bu anlamda. Zaten akıl hastaları da deli değil. O da çok ayıp. Evet. O bile değilken biz bu delilere de bu anlamda bir deli diyemeyiz. Canlarını feda edecek kadar kanlarında delilik dolaşan insanlar bunlar. Serenay Aktaş'ın da kanında Amazon kadını mı dolaşıyor? Röportajlarda öyle söylenmiş. Var mı bir delilik tarafı? Var, evet. Amazon kadınlar uzak değil biliyorsunuz zaten. Sinop. El Bağcı'yı yan. Aslında Amazon diye değerlendirmek çok şey değildi. Çünkü gerçekten biz o dünyada yapılan bir işten dolayı öyle kaldı abi. Aslında El Bağcıyan isimleri Sinop ve civarından. Benim mesela kafamda böyle bir projem de var. Şu işte delilerin ikincisini falan bir halledebilirsek abi. Hani tanışın, kaynaşın, arkadaş olun. Benim bu arada eşimle, sevgili eşimle Gülşah'la Serenay'ı çok karıştırırlar. Fotoğrafları birbirlerine çok benzer Serenay'la. Onları çok karıştırırlar bazen böyle. Gülşah da bir aktrist. Yetkin abi de tanır. Evet, bu arada delilerde ikisi de rolü aldı değil mi? Hem olmuş hem de Kraliçe eşimiz. Elizabeth'a sevgili eşim Gülşah oynuyordu. Gülşah Uçan oynuyordu. Oğlunuz da galiba. Tabii Batın da bizim delilerden bir tanesi. Ekibimizden biri. Çok yani ben çok değerli insanlarla çalıştım. Yetkin abi, Erkan abi ve Yetkin hocamla, yani o kadar mesela bütün filmimizin anlatımı Yetkin abinin anlatımıyla başlıyor ve bütün hikayemiz Yetkin abi anlatıyor ve ben o dublajını stüdyoda yaptıktan sonra ilk işte ota gelip izlediğimde ya gerçekten hani su ve ateş dediği yerde zaten her şey başlıyor. Böyle yani yapımcısı, ortak yapımcısı benim filmin. Proje tasarımcısı benim. Genel hikayesini yazan benim. Her şeyi biliyorum. Karakterleri uyarlayan benim. Hepsini yapan benim. Ama ilk duyduğumda bambaşka bir şey seyrediyormuşum gibi tüylerim diken diken izledim filmi. Ama zaten Yetkin Hoca bir anlatıcı olarak doğmamış mı?
Öyle o mi anlatıcı yok. Olarak müthiş. Yok, burada da yazdım. Ben anlamaya geldim dünyaya. Ama anlamak için anlatıyorum. Bu doğru. Yani o bir şey, kendi başınıza gözlerinizi kapadığınızda yalnızlık çok tehlikeli bir şey. Ama iyi de bir şey. İyi bir sığınak. Gerçekten yalnız olabilenler başkasını özlerler. Gerçekten yalnız olmayı başaranlar iyi birliktelikler kurarlar. Onun için de bir benlik olması lazım. Toplum dediğimiz şey bile öyle oluşur zaten. Eğer benliğiniz yoksa yığınlar olursunuz. Benlikli insanlardan toplum oluşur. Onun peşindeyiz. Bunun belki de içgüdüsel olarak tıpkı bir şaman gibi bir ocaktan ben de elma aldım. Ne oldu? Bu kadar utangaç, mahcup biri olmama rağmen hep böyle milyonların önüne çıkıyorum televizyonda, sinemada. Her gün 500 bin kişinin önüne çıkıyorum tiyatro sahnesinde. Ama benim tek sığınağım orada anlamaya çalışmak, anlattığım hikayeyi. Her gün daha iyi anlamaya çalışmak. Anlamanın en iyi yolu da anlatmak zaten. Belki de onun için anlatıyorum. Bu anlamda anlatmaya gelmiş olabilirim. Aslında susmaya geldim. Siz ne anladınız mesela bugün gelinen noktada hayattan, bu yolculukta? Bugün geldiğim noktadan evet, şu an. Evet, yani bir Amazon kadını var içimde diyorsunuz. İşte futbol ya için evet, sadece işin dolmuş parasına futbol oynamak, garsonluk yapmak, bu kadar o yoldan işin geçmek. Evet, evet. O Amazon aslında şöyle, hani tabii ki gerçek bir Amazon değiliz. Hani o şimdi futbol olunca haliyle naiflik olmuyor ya. O naiflik olmayınca, o güçlü duruşundan dolayı da insanlar direkt zaten bunu yapıştırıyor. Hani Amazon kadını, güçlü kadın diyorlar. Futbol yani, olunca naiflik olmuyor mu? Oluyor ama saha içinde olmuyor ya. Hani normalde onun, ben şimdi normalde ben de çok sakin, çok naif, gayet kendi halimde bir insanım ama o saha içinde ben de öyle olmuyorum. Oyun kaybetmek için oynanmaz. Oyunun kuralı budur. Oyun kazanmak için oynanır. Ama kaybederseniz çirkefleşmeyeceksiniz. Oyunun bir kuralı da budur. Evet. Yani onun mesela için bunu bile öğrenmek ya da bu doğuştan gelen bir şey mi? İşte kaybedince onu kabullenebilmek. Evet, aslında o da kendi içsel yolculuğunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani o da her şey, her gün herkes bir şey öğretiyor zaten. Buna açık olmak gerekiyor. Futbol da bana çok şey öğretti. Sadece kazanmayı, kaybetmeyi değil, orada kurduğumuz o iletişimleri, birlikteliği, evet birlikteliği, beraber hareket etmeyi, karşımdaki insanı bazen onunla göz kontağı kurmadan hissedebilmeyi, bunları tabii ki futbol deyip geçmiyorum. Bence insan hiçbir yaptığı işte ne olursa olsun o şu deyip geçmemesi gerekiyor. Yani onun daha derinine inmesi gerekiyor. Onu daha çok hissetmesi gerekiyor. Bunu şundan sordum. Hani programın başında işte kişisel gelişimle çok ilgiliyim dediniz ya, kitap getirdiğinizde. Evet, genelde yani öyle. Yani onunla ilgili hani bu hayat yolculuğunda neyi anlamaya geldiniz? O öyle bir soruydu aslında. Neyi anlamaya geldiğini? Evet. Ben şöyle, tabii ki daha anlayacağım çok şey var. Evet, bunu bile bir cümleye sıkıştırırsak sanki bir yargıda bulunmuş gibi oluruz. Evet, yani şu anda ama bu yaş koşullarında belki, bu tecrübe koşullarında vardır mutlaka bir şey. Yaşadığımızdan ne anladık şimdiye kadar? Şu ana kadar yaşadığımdan. Ben şunu anladım. Biz insanlar kesinlikle sevgiden besleniyoruz ve hepimizin en büyük besin kaynağı bu. Ben öyle düşünüyorum. Her şey aslında sevgi olsa kimse birbirini bu kadar kırmaz, aldatmaz, kandırmaz, yalan söylemez. Ben öyle düşünüyorum yine. Kendi adıma söylüyorum bunu. Sevgi olduğu zaman daha mutlu olacağımıza inanıyorum. Ve kesinlikle her şeyin bir nedeni var. Her şey birbirine bağlantılı. Hepimizin içinde de yaradanımızdan bir parça var. Şu an sizin içinizde de var. Karşılıklı bunu görmemiz, anlamamız gerekiyor. Böyle olursa birbirimizi daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Bu bir kolektif bilinç aslında işte. Yani birbirinin içinden geçiyor. Evet, bütün hepimiz, canlılar. Evet, hepimiz varız. İletişim halindeyiz. Yani ben bu doğrultuda hareket ediyorum. Her şey olması gerektiği gibi ve akışında gerçekleşiyor. Ben elimden geleni yapıyorum. Daha 25 yaşındayım. Daha çok yolum var. Umarım vardır. O yüzden de bu doğrultuda, bu çizgide ilerlemeye çalışıyorum. Benim için de her zaman kendime yaptığım 4 anlaşma var. Hani o kitaptan da hatta belki bilirsiniz. Don Miguel Ruiz'in kitabıydı. Evet, kişisel algılama. Daima yapabildiğinin en iyisini yap. Varsayımda bulunma. Ben sözcüklerini doğru seç. Kullandığın sözcükleri özenle seç. Buna çok inanıyorum. Hani şeyi fark ettim. Bugün beni eleştiren insan bile aslında o eleştirdiği o negatif cümlelerle kendini yoruyor, beni değil.
Ben herkesi seviyorum mesela. Kimseyi niye durduk yere sevmeyeyim ki? O algıdayım şu anda. Bilmiyorum belki zamanla. Güzel hayatını adapte edebildiysen müthiş bir şey. Yani gerçekten evet. Çünkü bence bunu hayatına adapte, bu dört maddeyi hayata adapte edebilmek çok de çok büyük bir meziyet. Ben mesela onun hiçbir tanesini yapamıyorum. Ya sizin çok işiniz zor. Aslında üçünüzün de bu anlamda çok zor değil mi? Hiçbir şeyi kişisel algılama nasıl algılamayacaksınız? Eleştiri evet, üzerine bir işiniz var aslında. Ben dediğim gibi Seren'in yani gerçekten tebrik ediyorum. Bunu hayatına adapte etmek inanılmaz zor bir şey. Çünkü ben edemiyorum. Şundan dolayı edemiyorum. bence yaşadığımız toplumda ve yaşadığımız karakterlerin içerisinde ne kadar istemediğiniz durumların içerisinde de mesela hiç kimseye bir yaptığınız, bulunduğunuz sektörün ve iş yaptığınız insanların içerisinde hiç kimseye bir zararınız yok. Evet. Yani hiç kimseye bir tavuğuna bile kış dememişsiniz. Ama yaptığınız işten, bulunduğunuz başarıdan, bulunduğunuz durumdan dolayı mesela hiç ve seni görüp boynuna sarılan insanların seninle ilgili kötü bir şey söylediğine şahit olabiliyorsunuz. O zaman evet. İşte ben senin gösterdiğin özveriyi gösteremiyorum. Çünkü neden hani niçin Yetkin abiye ben gidiyorum diyorum ki Yetkin abi sen benim canımsın ben seni çok seviyorum abi ya. Eyvallah kardeşim ben de öyle ve Yetkin abi gittikten sonra ya tamam da yani ama arkadaşlar Yetkin abi gerek yok ki o zaman sen kötü bir insan olmuş oluyorsun. Evet. Ve benim işte Serenay ne kadar güzel buna tahammül göstermeyi öğrenmeye çalışıyor. Ve bünyesini adapte, yani psikolojisini adapte etmeye çalışmış. Ben o kadar gösteremiyorum yani. Çok zor çünkü. Yok yani. Kösele gibi de olamayız yani her yapılana da tepkisiz olamayız ama tabii bu bir denge meselesi. Önce var saymak geleni yok saymamak yani ama onu kanalize edebilmek onu içimize yer birleştirebilmek, belki de indirgeyebilmek bir yerlere, bir şeylere, hayatımıza devam edebilmek. Çünkü bize kurdukları asıl tuzak o davranışlarla bizi biz olmaktan çıkarmak. Evet. Biz o tuzağa düşmezsek bize yapılan gelir ve geçer. Evet. Hani belki o anda bir izi kalır, o da bir bellekte yer bırakır, o da bir tecrübedir ama biz yolumuza devam ederiz. O öfke dediği gibi ben buna çok inanıyorum. Bir şeye sinirlenmek bile etkisi kötü anlamda bizde kalan bir duygu oluyor. Hı. Buna çok düşmeyelim bu tuzağa. Evet. Bizi sinirlendiremesinler. Aynen, sizin aynen. Tepkiniz mesela sinirlenmek mi oluyor? Ya bu sinirlenmenin haricinde mesela ben gidip sorabiliyorum. Hı. Yani ben çok şükür psikoloji olarak ve yapı olarak yaradan beni bu şekilde yaratmış. Ve ben bir şey duyduğumda ya boş ver diyemiyorum. Ve gidip o insana bunu yüzüne ve gözlerinin içine bakarak soruyorum. Yüzleşmeyi severim. Evet ben soruyorum yani. Diyorum ki neden böyle bir şey söyledin? O zaten hani biraz o duruşunu bozmamak adına ya da gerçekten karakter oturmuş bir adam ve böyle bir şey söylediyse şeyi diyebilir mesela. Evet ya ben böyle bir hata yaptım bunu söyledim. Ama genelde öyle olmuyor. Genelde şöyle oluyor. Vallahi ben öyle bir şey söylemedim. O zaman ya şunu görmek bile bana yetiyor. O zaman işte öfkelenmekten vazgeçiyorum. Evet zavallılık görüyorum. Sonrası ne oluyor? Sonrası İlişki bir şey olmuyor. Devam ediyor mu? Ya, ben çok tasvip etmiyorum ya. Hani böyle aramızda sıkıntı olabilir ama olsun profesyonel bir iş yapıyoruz. Hı-hı. Ya da aramızda sıkıntı olabilir ama olsun bakın 3-5 yıl bir dostluğumuz, arkadaşlığımız varları çok tasvip edemiyordum. Benim hayatımda sevdiğim insanlar var. Ve ben sevdiği küçük bir dünyam var. Küçük hayatımdaki insan sayısı çok fazla değil. Hı. Ama sevdiğim insanları hayatımda barındırıyorum. Evet. Ve bu diğer anlattığım kalibrasyondaki insanlarla bu diyaloglarda girmemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Onların dünyaları kendilerine, benim dünyam kendime. Belki bu anlattığım ve eleştirdiğim insanlar benden çok daha iyi insanlar da olabilirler. Hani ben burada belki böyle anlatıyor olabilirim. Onu da bilemiyorum. Ama benim dünyam bu kadar. Hı. Ve sevdiğim insanlarla beraber hayatımı geçirmek benim en çok istediğim şey. Sanki Yetkin Bey'in de öyle çevresi değil mi? Kendi seçtiklerini oluşuyor. Daha korunaklıymış gibi geliyor. Hayat öyle olur zaten. Öyle mi? Çünkü çok gürültülü, çok seçenekli hayat. Çok fazla renk var. Çok fazla tavsiye var. Bütün bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Çok fazla okumak da böyledir. Yani çok fazla araştırmak da böyledir. Eğer kendi içinizdeki sesi bastırırsa o denge kaybolur ortadan. Evet. İçinizdeki sesi hep duymaya devam etmelisiniz. Çünkü siz varsınız. Varoluşunuzun bir hakkı var zaten. Evet. Varoluşunuzun bir söze, bir sese ihtiyacı var. Öz saygı da böyle başlar zaten. Başkalarına saygı duymamız bekleniyor. Bu saygıyı öğrenebilmenin en iyi yolu öz saygıdır zaten. Kendinize saygınız olursa başkasına saygınız olur. Dolayısıyla o da ben kendi şimdi o masanın başında oturmuş hepimiz çevresinde böbürlenmeyelim, ukalalık yapmayalım. İnsan eliyoruz da şunu alıyoruz almıyoruz demeyelim. Evet. Kendiliğindenleşiyor bu. Olmuyor, devamı olmuyor bazı şeylerin. Bu da kendiliğindenlik. Kalanlar kalıyor, kalan sağlar bizim oluyor. Böylesi de daha iyi oluyor.
Bu evet, ama bu bir girme çıkma. Muhasebede bir şey vardır. Life of last in, evet. First out. Hani son ama giren mecburen ilk çıkar. Hayatımızda bu oluyor ki. Yani. Bu bir girme çıkma. Bazen de daha biz bazen hani... bir arkadaşa bakıp çıkıyoruz işte. Onu diyeceğim. Yani, olmuyor yani olmuyor. Bazen de hiç sokulmaya da biliyor. Hani o daha muhafazakar bir şey yapısıyla. Bu da doğru. Buna da kapalı olmamak lazım. Yani ön yargılarla yaklaşmamak, hı-hı, gerekir. Ama ne yazık ki bu da var. Biz varız ya. Bu varlığında ihtiyaçları var. Ona da yaklaşabilmek maharettir. O mahareti gösterenler girsin özel alanımıza. Peki o özel alan var mı sizin içinde? Var tabii. Yani şey dedim ya, hani genel olarak seviyorum. Hı-hı. Ama şöyle, mesafemi biliyorum. Yine hepimizin nasıl kendi içinde dünyası var. Yani durduk yere birini sevmemezlikten bahsetmiyorum. Yani sonuç olarak herkes farklı. Bu da benim alanım, özel alanım. Ben ona evet tamam yine merhabamı, güler yüzümü, selamımı veririm ama mesafemi bilirim. O özel alan olmalı. Çünkü olmazsa zaten sorun yaşarız bence. Bence sevginin ve saygının ben hak edilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani böyle hayatınıza girmiş her insana girdiği andan itibaren sevgi ve saygı, evet, beslemeyebilirsiniz. Evet. Bu çok normal. Ama sevgi ve saygının hak edilen bir şey olduğunu düşünmemin sebebi siz kendi hayatınıza aldığınız ya da sizi hayatına alan insanlarla ilişkilerinizde o sevgiyi, saygıyı hak edecek durumdaysanız, o kalibrasyonlu insanlar ve dünyaya öyle bakabiliyorsanız zaten hiçbir sorun yok. Bana göre dünyada hiçbir sorun yok. İnsanlarda ve bazı karakterlerde sorun var. Bin insanın içerisinde bir tane küçük bir sıkıntı olduğunda o bin insan arasında da büyüyerek giden bir kar topu gibi enteresan bir durum var. Aslında dünyada hiçbir sorun yok. İnsanlar sadece kendi istedikleri gibi dünyaya pozitif bakarak, severek, insanlara saygı göstererek bakmayı başarabilsek hepimiz zaten hiçbir sorun yok ki dünyada. Peki zaten Yetkin işte. Bey en başta buyurun, hani efendim, biraz yalnızlığa atıfta bulunmuşsunuz. Yani insanın kendi yalnızlığı. Evet. O benim için de mesela çok değerli bir şeydir. Mutlaka onu korumam gerekir. Kim olursa olsun etrafımda. Evet. Bu sizde nasıl tezahür ediyor? Yani o zenginliği nasıl getiriyor? Ne bileyim, bazen saatlerce duvara bakmak olabilir, bazen okumak olabilir. Tek noktaya bakmak diyoruz ona. Biz eşimle evet bazen tek noktaya bakarız böyle. Ama orada da insan belli geriye gidiyor, ihtiyacı olanı yapıyor, ayrı dava. Benim yalnızlıktan kastım da meczupluk, böyle inzivaya çekilmek anlamında bir yalnızlık değil. Kendinizin ve ruhunuzun, bedeninizin varlığını tam anlamıyla hissedebilmek için bir şey. Yani başkalarıyla empati kurabilmek için... O özbenlikten onun için bahsediyorum. Eğer bunu başaramazsanız, o yalnızlığınızda kendinizi tartmayı, varoluşunuza yaklaşmayı, dokunmaya başlamayı beceremezseniz başkalarına hiç dokunamıyor oluyorsunuz ya da doğru dokunamıyor oluyorsunuz. Empatiyi de şöyle anlamaya başladık, duygudaşlığı. Sen benim yerimde olsan ne yaparsın demeye başladık. Empati böyle bir şey değil. Hiç sessizce, yani ses çıkarmadan bir şey olduğunda kendimizi onun yerine koyabilmektir maharet. Onun yerinde olmayı başarabilmektir. Hı hı. Talep etmek değildir empati. Empati talep edilmez zaten. Tamamen saygı söylediğin gibi. Gibi abi. Tamamen söylediğin gibi. Aynı, evet, şeyleri düşünüyorum. Bu bir zenginleşme abi getiriyor mu bilmiyorum. Ama bu bir huzur getiriyor, bu bir rahatlık getiriyor. Bunu bir örnekle açalım mı? Yani daha aydınlatıcı olsun diye. Yani talep etmek değil, kendini sessizleşerek yerine koymak. Ben trafikten bir örnek veriyorum, hı hı, size. Bana yol verilsin istemek. En basit, çok, evet, gündelik bir örnek bu. Yol verilsin istiyorum bana. Hı hı. Yol vermem gerekir. Tamam. Bana yüksek sesle seslenilmemesini istiyorum. Belli bir tonda konuşulmasını, evet, istiyorum. Evet. O tonda konuşmam yani gerekir. Yani bekleneni aslında sen yap, evet, beklediğini. Evet, evet, tamam. Talep etmeyin, tamam, yapın. Evet. Yaptığınız talebiniz olsun zaten. Öyle bir dünya isteyin. Bizim ilk çağ felsefesi tarihi hocamız, hı hı, vardı. Konservatuvardan önce Edebiyat Fakültesi felsefe okudum ve orada... Çok güzel bir cümleydi. Dedi ki öğrenci demeyin kendinize. Öğrenicilik pasif bir durumdur. Öğreten olursa öğrenirsiniz. Hı hı. Talebe deyin. Talep etmek kökünden, hı hı, gelir. Ne talep ederseniz onu alırsınız. Bu işte gerçekten dirsek çürüttüğümüz o sıralarda da okul sıralarında da öyle. Evet. Askere gidince de öyle. Kuralları farklı ama onun bile değişebilirliğini görüyoruz. Hayatta da bu böyle. Hı. Belediyemiz mi? Beldemiz mi? Belediye başkanınızdan ne talep ediyorsunuz? Ya da öğretmeninizden ya da anne babanızdan, arkadaşınızdan ya da sevdalınızdan. Ama bu talebinde yolu onun kendisi olmak önce. Bunu cümleyle kurmak değil de yaparak talep etmek. Çünkü hani hepimiz eğitim olsun, sağlık olsun, bu ülkenin, memleketin sistemiyle ilgili çok büyük büyük laflar ediyoruz ya. Tabii ki.
Tabii ki. Ama değiştirebileceğimiz tek bir sistem var, kendimiz. Onu hiç düşünmüyoruz. Bravo. Değiştiremeyeceğimiz evet. Büyük böyle. Bir sistemle ilgili ahkam kesmeyi çok seviyoruz. Yani bu tabii bu memleketin en büyük yani konuşmak, o dırdır ağaçları var. Ben öyle diyorum, dırdır ağaçları var. Her yerde asıyoruz dırdırları, telli baba gibi. Yani sadece dırdırlar var bir yerlerde. O da hiçbir ihtiyaç sonuca, ama. O da bir ihtiyaç. Ama sonuca varmıyor. Yani hükümet olmak kadar vatandaşlık görevi de önemlidir. Evet. Aynı sorumluluğu gerektirir. İktidarda olmak kadar ya da muhalefet olmak kadar. Vatandaşlık görevlerimizi yapsak yeterli aslında. Evet evet ama yani, bunların hepsi gerçekten eğitimi de içinde barındıran bir denge. Gerçekten toplumlar kendi piramitlerini, piramit taşlarını kurarlar. Öyle yükselirler. Hı. Yani bizim talep ettiğimiz şeyin kendisi olmamızın gereği de buradan başlıyor. Temel taşları biz olunca öyle düzgün dizersek öyle bir piramit oluşuyor. Yoksa biz birdenbire bizi unutan iktidarlarla karşılaşabiliyoruz mesela. İster belediye başkanı olsun, başbakanı olsun. Yani koltuk denen şey çok tehlikeli bir şey. Her yerde bu böyle. Yani bir yetki verildiğinde, bir otorite insanın eline verildiğinde onu insanın ruh halini sallayan bir şey. Bunun tersi de şöyle mümkün. İletişim araçlarıyla, televizyon kanallarıyla, gazetelerle değil, sokakta olmak, hayatın içinde olmak ve yaşamakla mümkün. Yani dinlemeye devam etmekle mümkün. Hem de kapı tutmakla da mümkün bence. Metrodan önce inip sonra binmekle sıra de mümkün. Sıra beklerken de öyle. Bu böyle yani. Sana kapı ya tutanı fark etmekle evet. Mümkün. Ona bir teşekkür de etmekle şundan mümkün. Korkmamamız gerekiyor. Biz siyaset yapmakla politik olmayı karıştırıyoruz. Hı. Politik hayatın içinde. Hayatın kendisi politiktir. Yani bir yerde hastanede kuyrukta bekliyorsam ben gidip orada ya bakan da çıktı konuştu sağlık bakanı kuyruk yok dedi ama kuyruk var dersem siyasi bir konuşma yapmış olurum. Ama ya bugün hastaneye gittim ama insanlar çok bekliyorlar keşke bu düzelse desem bu saptama politik bir saptama olur. Evet. Bu doğrudur ve yerindedir. Öbürü başka amaç taşır. Yani bugün benden olanlar var. Kimse o benden olmak meselesi. Aslında hep birlikte insan için hizmet, bütün bu siyasi otorite de hizmet için vardır. Hı hı. Bunun için konuşabilmeyi öğrenmemiz de gerekiyor. Her şeyde böyle bir dakika sen karşı taraftansın, başka bir aidiyetle konuşuyorsun diye ön yargıyla karşılarsak o da diyaloğu kesiyor zaten. Hı hı. Empati yine dinlemeye çalışmak, bunu devam etmek. Bunu öğrenmek zor. Yalnız siz anlatırken kendimi çok kötü hissettim. Çünkü öğrencilik yıllarında ben talebeden olmamışım. Yani öyle mel mel okumuşum yani. Şimdi fark ediyorum nasıl derse asarım. Nasıl az ödev yaparım? Talep etmemişim hocalarımdan. Siz talep ettiniz mi? Yani öğrenciyken ilkokul, ortaokul, lise hiç? Yani ben de biraz öyleydim evet. Hani okuldan çıksam ya. Da antrenmana gitsem, başka bir şey yapabilsem. Çünkü hiçbir zaman şey olmadım. Okula gideyim, okuyayım ve eve döneyim. Okuyayım ve eve döneyim. Hayır, başka kendi içimde kendimi de geliştirebilmem, kendi içime de yolculuk etmem gerekiyordu. Keşke biraz bunlar da öğretilse mesela. Evet. Sadece yani matematiksel şeyler. Küçücük Selenay kızının orada bu talepleri olduğunu, bu hayalleri, bu coşkuları olduğunu anlayacak bir eğitim ve ona göre bir mecra, bir kanal açmak. Evet. Yani eğitim altyapısı böyle olur zaten. Yoksa hepimiz eğitim dediğimiz şey eğmek bükmek üzerine oluyor. Belli bir forma sokuyor. Hı hı. Ama kişisel faydayı sağlayamıyoruz orada. Başkaları için, o notlar için, karneler vesaire için bir şeyler alıyoruz. Hayata geldiğimizde bambaşka. Sizi keşfeden öğretmenleriniz oldu mu? Ben çok başarısız bir öğrenciydim. Şimdi burada o konulara hiç girmeyelim. Sadece ben rahmetli anneciğim veli toplantılarına gittiğinde yetkin çok tatlı çocuk. Hazza beyefendi çok iyi pırıl pırıl ama. Lakin derste değil. Hep hayalciydim ben. Bunu keşfedenler oldu tabii ki ortaokul lise yıllarında. Ama sonra ben kendimi keşfettim tabii ki. Anladım ki ben aptal değilmişim. Aptallık başka bir yerdeymiş. Yani bence birçok çocuk bunu yaşıyor. Bir kere uzun boylu bir erkek çocuk olarak en arkada köşede oturmak bir hata. Büyük uzun uzun sınıflarda falan. Böyle dertlerimiz oluyor. Fiziki dertlerimiz oluyor. Ay bunlar dert mi? Ben de bakınca ne güzel. Oh Selvi boylular. O dönemde Yetkin abinin anlattığı dönemlerde ben de 1.90 boyunda bir adam olarak çok evet. iyi anlayabiliyorum Yetkin abi. Mesela o delikanlılar için çok büyük travma. Yani evet, evet. sınıfın en arkasında oturtulmak falan böyle büyük travma yani. Evet. Mesela ben o zaman da çok küçücük çocuktum. Semra Kardeş diye bir hocam vardı. Ona söylediğimde sakın bir daha böyle şeyler konuşmayacaksın. Böyle şeyleri de kimseye söylemeyeceksin derdi. Beni kulakları çınlasın. Derdim ki hocam niye soruları... evet çocuklar şu anda tahtaya yazdığım soruyu aranızda bilen var mı diye soruyorsunuz. Hani bunları biliyorum. Bilmeyen var mı diye sorun.
Neden bilen var mı diye evet, soruyorsunuz. Evet, bilenler biliyor zaten. Hani bilen zaten biliyor. Bilmeyen var mı? Çünkü siz bilen var mı dediğinizde o bilen soruyu bilen çocuk ya da kız öğrenci orada hocam, hocam, hocam diye bağırırken orada böyle boynu bükülen bir adam var. Yani aynen öyle. Evet işte. Abi bu da çok aynen. Travmatik. Bildiğini bile söyleyemezsin. Yani. Peki evet. Bilmeyen var mı dediğinde çıkabilir miyiz biz bence ortaya çok böyle, daha özverili çıkabilir miyiz? Gereken bu değil mi? Bir de özgüven de kazandırır tabii ya. Tabii ki. Bilmeyen var mı denildiğinde en azından o adam onu bilmiyorsa elini de kaldırmayabiliriz. Anladın mı? Hani özgüven bence küçük yaşta çocuklarda çok önemli. Kesinlikle. Çok önemli. Ben biz böyle bir ezik bir nesil miydik acaba diye merak ettim. Ya ben tam tersini düşünüyorum ya. Yani. Tabii Serena Yaktaş biraz daha genç o bizden ama. O Fatih nesil evet. Evet. Biz bence ezik yerine çok daha güçlü bir nesil o dönem olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bizim bir sokak hikayemiz vardı. Aynen, sokak. Hayatın içinden gelmişlik hikayesi vardı. Şu anda yok. Çok yanlış bir yere parmak bastınız. O sokak çocukları, hepimiz sokakta oynayan çocuklardık. Sokak satıcıları dendiğinde ben buradan ne yaptırmadan göndermiyorum? Favori sokak satıcısı bağırışını yaptırmadan göndermiyorum. Favori sokak satıcısı bağırışı. Evet ben bir sürü biliyorum ya. Mesela? Mesela şu çubukların üstüne takılan buzla dondurulmuş dondurmalar vardı sokakta satılan. Biliyor musunuz? Buz parmağı mıydı öyle buz bir şey? Parmak, evet abi. Ne biçbici mi o? Adana'da yok, Adana'da o başka. Biz de o zaman küçük çocukken Eyüp'te annemlerin evi vardı. Eyüp'e geldiğimizde işte orada satarlardı abi bunu. Sütsal diye bir şeydi bunun adı. Mesela onu hiç unutmuyorum. Evet. Son derece pis bir şey. Sokakta yapılmış orada bir abinin böyle leş gibi elleriyle yapmış bir şey ama benim için hayatım. Ama nasıl bağırıyor? Evet. Süt sal diye bağırıyordu sadece geçen. Süt sal, süt sal. Ben onu çok uzun bir dönem anlayamamıştım. Sonra ama gerçekten çok pis bir şeydi yani. Onu nasıl yaptığını inanamazsınız. Nerede yapıyorlar ama o kadar lezzetliydi ki. Demek ki o çocukken öyle geliyordu o yani. Çok. Ben de İstanbul Aksaray'da büyüdüm. Hı hı. İşte sofular, hor hamamı, evet. Vatan Caddesi. Seyyar satıcının biri gelir biri giderdi yani. Yani turşucusundan mısırcısına. Koro halindeler. Koro halinde abi. Hizmetliler hani böyle hizmet sektöründen insanlar da vardı yani. Bir boyacımız vardı. Onun çok böyle geçtiği saatte akşamüstü böyle saçsız da bir abiydi. Haydi boyacı boyacı. Uzun uzun söylerdi. Benim favorim ama bilmiyorum Selena'cığım senin döneminde var mıydı sokaklarda ama bir tanesini hep beraber şimdi tahmin edelim. Söylüyorum. Geçiyorum şimdi sokakta. Omcı. Neydi abi o? Şimdi bu böyle çok konuşulabilir bir mevzu değil. Biraz ayıp bir şey. Lağımcı mı? Evet. Tıkanıklıklar falan olduğunda evet, onu evet. Siz böyle bağırmazdınız. Evet, evet, evet. Kim söylediyse tebrik ediyorum Cenk onu. Cenk söyledi. Evet. Bravo. Bravo Cenk'e. Bir de şeyi çok iyi hatırlıyorum. Mahcup bir anostur yani o. Buz gibi soğuk sudan içer. Evet. Ben su satıyordum kuzenimle beraber pazarda. Buzda bir gece önce böyle buz kalıpları yapıp ertesi gün pazarda işte pazarcı abilere su satardık. O zaman öyle bağırıyorduk Cengiz'le beraber. Benimki de favori kalacıya. Evet. Çok korkardım kalacıyan. Eski geliyor demir alo demir diye. Bıçak kalaylıyor ya. Hani evet. O böyle bir şey seri katil varmış gibi. Hani o bir şey kesecekmiş gibi hissederdim. Kalaycı diye sokaklarda yürüp adam doğuruyor. Ama sormayacağım size. Var niye? Mıydı? Vardır, sokak vardır. Var mıydı? Yani benim aklıma geliyor. Hani hurdacı falan geliyor evet. Hurdacı diye. Ve tamam, bir de tanesi, onu hiç bir de var. Onu hatta esprisini çok yaparım arkadaşlarıma. Bazen telefonu şöyle overlock makinesi ayağınıza geldi. Böyle evet, açıyorum evet. Telefonları. Evet. Pas. O benim çok aklımda kaldı. Çünkü ben annem babam çalışıyordu küçükken. Anneannemde kalıyordum genelde. Oradan da sürekli geçiyordu. Ve asla görmedim onun kim olduğunu. Hep merak etmişimdir. O zaten kayıtlı bir kıkayı. Çünkü aynı insan konuşuyor evet, onları. Evet, aynı. Ben de bunu hatırlıyorum. Sürekli böyle kaldı. İşte halı kilim kenarı yapılır. Overlook bu kişi evet. Geldi falan diye geçerler. Anında teslim edilir. Küçük içinde. Evet, anında teslim edilir. Evet ya, o kaldı. Peki oyunculuk macerasıyla ilgili de birkaç soru sorayım mı ben? Yani nasıl tabii. Başladı ve şu anda gelinen nokta tatmin edici bir yer mi? Bence tatmin edici bir nokta... Bilmiyorum daha onu. Oyunculuk şöyle başladı. Ben bir gösteri maçına gitmiştim. Yine futbol sayesinde 2011 yılında. Orada bir spiker Hilal Ergenekon'la tanışmıştım. O yönlendirdi beni. Seni bir ajansa falan. Sonra gittim ajansa. Ondan sonra Kanıt dizisinde böyle 5 bölüm
olay yeri inceleme ekibi, işte her hafta yeni başlayan biri için muhteşem bir şeydi. Şöyle olmuş başkomiserim, kurşun böyle olmuş, şuraya sekmiş falan diye. Böyle başladı. Daha sonra birkaç dizide bölüm oyunculuğu yaptım. Ardından arka sıradakiler benim ilk ana kast olarak 24 bölüm yer aldığım proje oldu. O dönemde tabii futbolla bir arada yürütüyordum hepsini 2012 yılında ve daha çok küçüğüm, böyle çekiniyorum, böyle çok hevesliyim her şeye. Sonra Muhteşem Yüzyıl benim için biraz dönüm noktası oldu. Orada oynayınca 14 bölüm Ayşe Hatun'u oynamıştım. Oradan sonra da zaten artık tamamen kendimi bu işe verdim. Bunun için eğitim aldım. Şu anda hala eğitimim devam ediyor. Daha sonra tabii Survivor oldu. Ondan sonra daha da en azından geniş kitlelere ulaşma şansı yakaladım. Şimdi en sonda Meryem diye bir dizi yaptım. Burcu komiserdim orada. 30 bölüm sürdü dizimiz. Güzel gitti. Şimdi de bakalım, yeni bir şeyler yapmak istiyorum. Hadi bakalım, var mı proje? Şu an yok. Anlaştığım yok. Evet. Peki. Gelebilir ama. Reklamlar. Ya burada da iyi öğrenci, kötü öğrenci var. Kitabını getirenler var, getirmeyenler var. Vallahi çok mahcubum. Ama sözü çok büyük, o yüzden. Evet. Çok gömmeyeceğiz sizi hocam burada. Ama hemen kitapları alalım mı, hadi? Serenay Aktaş. Buyurun. Neyi öneriyor, ne getirdi? Nefesten Gelen Şifa. Bir okusun herkes bunu. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Yetkin hocamız bize ne getirmiş acaba diye. Estağfurullah. Ben tabii şimdi bu talebiniz geldiğinde benim duygum şuydu, onu da içtenlikle paylaşayım. Hayatınıza dokunan, sizin için değeri olan bir şey. Tabii ki değerli bir şey paylaşılır da, o kadar değerliyse ben nasıl paylaşacağım diye düşündüm. Özel kendi kütüphanemden bazı imzalı işte kitaplarım var. Benim için kendi aldığım anısı olanlar var. Ama sonra da şöyle düşündüm. Bize dokunmayan kitap mı var ki aslında? Gerçekten bir de bu kitap sözcüğünü biz genellikle bir üst başlık olarak kullanıyoruz. Öykü mü, roman mı, araştırma mı vesaire vesaire. Her şey olabilir bizim için. Bizim edebiyatımız biraz... Şunun altını çizmek için söyledim. Kitap yazıyorum diye başladı. Kitap yazılmaz. Bir öykü yazarsınız, roman yazarsınız, bir araştırmada bulunursunuz. O kitaplaşır. Bunun ayrımını sadece bir kere altını çizerek belirtiyorum. Bu da kitaplaşmış bir şey aslında. Biraz nostaljik. 1998 yılında bizim oluşturduğumuz bir şey bu. Ben İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndayım. Cumhuriyet'in 75. yılında Türk Tiyatrosu. Bu kısa tarihinde, 75 yılın kısa tarihinde... Cumhuriyet'in tiyatrosu nereden nereye geldiği ile ilgili anekdotları var, anlatıları var. Başında da şunu yazdım. Yeryüzünde ne kadar insan varsa o kadar hayat hikayesi var. Hepsi anlatılmaya değer. Derdini söyleyemez çoğu kez insan. Hem dert arar, dert ortağı arar bir bakıma. İşte tiyatro anlatamayanların dili olmak için var. Hep var. Daha iyi anlamak için anlatır tiyatro. Az önce söylediğim gibi. Özetle anlaşmak için. İnsanlar anlaşmak için tiyatroya yakın dursunlar. Bu da benim armağanım olsun onlara. Çok teşekkür ediyoruz ama... Bittim, beni yıktı Yetkin abi, şu anda beni bitirdi. Hayır. Ben aslında benden beklenirdi. Ben abi. Çalışkan bir öğrenci değildim yani. Ya aman de dedim, mahcup olmayayım diye. Ya ben gerçekten tam evden hangi kitabı getireceğimi de söyleyeyim. Al Pacino'nun bir biyografisi var abi, son kitabını. Ben bir de çok dünyada sevdiğim, çok anlamaya çalıştığım bir aktör. Ben maalesef unuttum. Bunun karşısında ezikliğimi şöyle giderebilirim. Hani bir kitap değil, 10 kitap değil, onlarca kitap. Ben bu sizin sosyal projenize istediğiniz kadar hepsini göndereceğim. Süper. Ama o zaman biz de okullara göndereceğiz bunu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İstediği geldiğiniz kadar için. Getirecektim. İşte onu anlamaya çalışıyorum abi. Bitti artık. Bitti, evet. bitti. Ama ben asıl Yetkin abi beni gömdü. Birini öğrenmiştik, bir dakika. Talep etmeyen seme bir öğrenci olarak yaşamışım. İkincisi de oturup orada ben kitap yazıyorum. Kitabım çıktı diye dolanmışım. Neydi? Kitap yazılmaz. Hayır, bu bir saptama olsun. Doğru yani. Ama bazı çok doğru, öğrenmiş olduk. Dolayısıyla atın diye. Toprağı üstüme. Atın. Hadi Cenk, sen de at üstüme. At jeneriği at.